Fatih'in emaneti olan güzel İstanbul'umuzu muradına kavuşturacak Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz. El ele, omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir. İstanbul'a hizmet için önce bu şehre aşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız. Diğer türlü geriye gitme, durma, duraklama ve çökme kaçınılmazdır. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz. Biraz sonra ismini paylaşacağımız adayımızla layık olduğu şehre minine yeniden kavuşmasını sağlayacağız. Kıymetli dava arkadaşlarım, adaylarımızın isimlerine geçmeden önce bir hususu sizlere hatırlatmak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi siyaseti dinamik hale getiren ana unsur rekabettir. Rekabet olmadan, yarış olmadan siyasetin tadı tuzu olmaz. Ayrıca kadrolarda bir yenilenme, tazelenme de yaşanmaz. Her zaman söylüyorum. Biz siyaseti hayırda ve hizmette bir yarış olarak gördük. Hangi konumda bulunursak bulunalım, birer AK Parti neferi olarak hepimizin gayesi ülkemize, milletimize ve şehrimize aşkla hizmet etmektir. Bizim siyasetimizde ve geleneğimizde rekabet isimler netleşince biter ve yerini kolektif dayanışmaya bırakır. Bugünden itibaren hepimizin yegane görevi ismi açıklanan arkadaşımız için çalışmak, koşturmak, ter dökmek, başarısı için tüm samimiyetimizle, tüm gücümüzle mücadele etmektir. Şimdiye kadar daima bu bilinçle hareket ettik. Dava ve yol arkadaşlığımıza gölge düşürmedik. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde hareket edeceğiz. Partimizin adaylarıyla birlikte, Cumhur İttifakı olarak çıkardığımız ortak adayların başarısı için de çalışacağız. Niyet hayır, akıbet hayır diyerek çıktığımız bu kutlu yolda aynı ihlasla, aynı samimiyetle yürüyeceğiz. Rabbim bizleri yolundan ayırmasın diyorum. Rabbim bizlere, ülkemize ve milletimize çok daha büyük hizmetler verme imkanı, basireti, azmi, gücü bahşetsin diye dua ediyorum. Şimdi 26 şehrimizde büyükşehir veya il belediye başkan adaylarımızı isimleri ve mevcut görevleriyle birlikte alfabetik sıraya göre açıklayarak sözlerime devam edeceğim.